Şimdi üslü sayılarla ilgili birkaç temel özelliği daha incelemek istiyorum ama bunlar da üslü sayılara dair zaten bildiğimiz özelliklerden çıkıyor. Diyelim ki a ve b sayıları var. Ve bunun, bu çarpımın soyut bir kuvvetini alabilirim. Üssünü c yapabilirim. Ama biraz daha somut anlatmak istiyorum, o yüzden çarpımın dördüncü kuvvetini alalım. Bu neye eşit olur? Neye eşit olur biliyor musunuz? Neye eşit olur? Yazmaktansa kopyalayıp yapıştıracağım. Kopyala, yapıştır. AB çarpı AB çarpı AB çarpı AB'ye AB eşit olur. Peki bu ne eşittir? Böyle bir sürü sayıyı birbiriyle çarptığımızda hangi sırayla çarptığımızın önemi yoktur. O yüzden bu şuna eşittir. A çarpı A çarpı A çarpı A çarpı, A çarpı b çarpı b çarpı b çarpı b. Bu ne eşittir peki? Burası a üzeri 4'e eşit olur. a üzeri 4. Ve burası da b üzeri 4'e eşittir. b üzeri 4'e. Demek ki iki sayının çarpımının, iki sayının çarpımının belli bir kuvvetini almak demek, iki sayıyı da aynı üsle yazıp birbiriyle çarpmak demekmiş. Ben burada kuvveti 4 aldım ama siz keyfi olarak herhangi bir sayıyı daha doğrusu herhangi bir tam sayıyı, daha doğrusu herhangi bir kuvvet seçebilirsiniz. Özellik yine sağlanacaktır. Hala ikna olmadıysanız bu mantığı farklı değerlere uygulayın ve kendinizi ikna edin. Bu genel bir özelliktir. Şöyle özetleyelim, AB çarpımının A çarpı B'nin C, C inci, kuvvetini almak demek, A üzeri C'yi, A üzeri C'yi B üzeri C ile, B üzeri C ile çarpmak demektir. Bu özelliği matematiğin her alanında kullanacağız. Bir ifadeyi sadeleştirmek veya yeniden yazmak için sık sık buna başvuracağız. Şimdi sizi başka bir temel özellikle tanıştıracağım. O da bir sayının kuvvetinin, örnek olarak 3'ü kullanacağım, bir sayının kuvvetinin kuvvetini almak. Bunu nasıl sadeleştirebiliriz? Düşünelim. Bu a üzeri 3 çarpı a üzeri 3 ile şunu kopyalayıp yapıştırayım a üzeri 3 çarpı a üzeri 3 ile aynı şey buna eşit. Buna eşit. Peki o ne eşit? Burada eşittir var. Eşittir a küp çarpı a küp. Ve bu da a üzeri 3 artı 3'e eşit olur. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri toplayacağız. Bu arada çarpım halinde bunlar tabii. Üstleri de bunlar. O halde taban aynı kalır. Üstler toplanır. O zaman bu kaça eşit olur? a üzeri, a'yı farklı bir renkle yazayım. a üzeri 6'ya eşittir. Şimdi ne oldu az önce? İki tane a küpü, a küpü birbiriyle çarptım. Bunun içinde bu iki üçü birbiriyle topladım. O yüzden burayı, burayı, 2 çarpı 3 olarak düşünebilirsiniz. Burayı 2 çarpı 3 olarak yazabiliriz. 2 çarpı 3, 6'ya bu şekilde ulaştık. O halde bir sayının kuvvetini almak, düzeltiyorum, kuvvetinin kuvvetini almak demek, tabanın üstüne, tabanın üstüne, üslerin çarpımını yazmak demek. Burada ben bu sayıları kullandım ama siz kendi istediğiniz sayılarla deneyin. Tabii bu örneği genel bir ifadeye dönüştürebilirim. Şöyle diyebilirim, a üzeri b üzeri şunu önce kopyalayıp yapıştırayım kopyalayıp üzeri üzeri c a üzeri b üzeri c deyince sonuç ne oluyor bu üslü sayının c'inci evet yine geldi c'inci kuvvetini şöyle gösterebiliriz 1 2 3 c'nin ne kadar büyük bir sayı olduğunu bilmiyoruz o yüzden buraya 3 nokta koydum nokta 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 Bunlardan c adet var burada değil mi? Bunlardan c adet var. Yani bunların sayısı c. Bu neye eşit olacak? Bu şuna eşit olacak. a üzeri bu sayı c kez kendisiyle çarpmak için üstleri toplayacağım. Yazayım. Şöyle olacak yani. a üzeri b artı b artı b artı nokta 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 artı b. Şimdi bu B'lerden C tane var. C adet B var burada. Veya şöyle de düşünebiliriz eşittir A üzeri C çarpı B. C üzeri Yok, düzeltiyorum. A üzeri C çarpı B. Bu çok işimize yarayan bir özellik. Mesela birisi sorsa desek ki 35 üzeri 3'ün 7. kuvveti kaçtır? Belli ki bu çok büyük bir sayı olacak, değil mi? Ama en azından ifadeyi sadeleştirebiliriz. Şöyle 35 üzeri bu iki kuvvetin çarpımı. Yani 35 üzeri 3 çarpı 7 yani 35 üzeri 21. Bu kadar basit.